Fel Hadis haberler yani rivayetler neden an ilmihi e, ee, aleyhisselam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hilminden hilim Türkçe'de halim diye isim de var tabi Arapçadır İbrahim aleyhisselam hakkında Kur'an-ı Kerim'de zikrediliyor Tabi aynı zamanda allah Teala sıfatlarındandır. Yani halimen, gafura. Allah halimdir, gafurdur. Hani acele ceza vermez demektir. İbrahim Aleyhisselam hakkında inne İbrahim ele evvah halim. Şüphesiz İbrahim çok ah çeker. Yani Allah'ın korkusundan çok zikreder, çok ah çeker. Böyle bir zattır halim. Yani halim selim derler Türkçe'de. Yumuşak huylu, güzel ahlaklı, böyle bağırıp çağırmayan, hemen ceza vermeyen, affeden falan mağazına gelir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hilmi hakkında, dav sabrihi, sabrı hakkında, sabır biliyorsunuz, dayanıklılık yani. Hemen parlamamak, öfkelememek, sinirlenmemek, tahammül, dav affihi, affetmesi. Fakat affetmesi neye göre? Şimdi biz de göya, işte şu, şu anda da ...dünyada... ...affeden insanlar oluyor. Fakat bu aff ne zaman oluyor? Adam ekseriyet... E, ...haspından, düşmanından... ...intikam alacak gücü zaten yok. Gücü olmadığından affettim gitsin. Halbuki e, ne affettin? Gücün olsaydı paramparça ederdin. Sen gücün yok diye konuyu kapattın. Kendini kurtarmaya kalktın. Onun için burada affetmesi... Böyle herkesin affına benzemiyor. İndel e, makdirati. Maktura da olur. Dalın fethasıyla ve ötresiyle iki lügatı vardır. Hatta esresi de nakledilmiş. Maktireti. Yani, kudret manasındadır. Kudret anında senin gücün varken affedebiliyor musun? Mevzu budur. Gücü yokken herkes affeder. Çünkü bir şey yapamıyorsun ki zaten. Affetmezsen ne yazar? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte bu misaller güçlü olduğu dönemdeki aflarına e, örnek olarak zikredecek bu derste. Bu konudaki hadisler ve rivayetler yani haberler ekferu daha fazladır. Neden minen ne diye e, gelmemizden aleyhi o konulara. Yani onları zikretmemizden o bahse gelmemizden yani tümünü konu et, etmemizden daha çoktur. Yani e, tüm rivayetleri bu hususta sayamayacağımız kadar çoktur. Çünkü iki üç misal verebilirim. Ama diyor, ya bunun tafsilatına girdiğim zaman o kadar böyle afettiği var ki muamele, e, yani bu kitap almaz diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, e, sabırı, affı hususundaki rivayetler sana yeter. E, bu nereye kadar ulaşmıştır? İlama, oraya dereceye kadar ulaşmıştır ki belaga e, ulaştı ilama oraya o dereceye kadar ki belaga ulaştı nereye ulaştı mütevatir mütevatir derecesine ulaştı ha ne oldu halde haldir o ne oldu halde ulaştı mütevatir mütevatir Şimdi mütevatir de size ne dedim mütevatir fil mana diyor bak Ali çünkü mütevatir iki türlüdür lafzan tevatür var manen tevatür var Mütevatir şu demek. Vel haber sabitu ala sinneti kavmi la tusavvaru tevatu ma lil Akaidde de var bu kitaplarımızda. Mütevatir haber. Mütevatirin inkarı da insan kafir eder yani. Öyle normal hadiste de, de, benzemez. Kafir eder diyorum sana baksana. Mesela bir hadis Buhari'de de olsa sahih olsa da eğer mütevatir değilse onu inkar edene kafir denmez. Ama eli sünnetten çıkar, sapık dersin falan falan. Ama kafir demek zor iştir. Ya ayet inkar edecek ya da mütevatir hadisi inkar ederse, kafir derse. Mütevatir olması için iki türlü yol var. Bir lafzan mütevatir, bir manen mütevatir. Lafzan mütevatir ne demektir? Bütün sahabeden ve onlardan rivayet edenlerden, onlardan edenlerden işte sahabeden duyana tabi önderiyor. Tabiinden görüp duyana tabi önderiyor. Bu ilk üç asır. Yani 300'e kadar, sene 300'e kadar gelen dönemde artık ondan sonra tabii bu üç tabaka kalmıyor. Hadis-i şerifte de hayırlı kurun karnı bellediğini bellediğini Asırların en hayırlısı benim asrımda yaşayanlar yani sahabe sonra onları takip edenler tabi'in sonra onlar takip edenler tebe'i tabi'in sahabeyi gören tabi'in sahabeyi göreni gören tebe'i tabi'in hadiste burada duruyor Bukhari'de 3 asrı işaret ediyor zaten İmam-ı Azamlar da orada, Şafiler de orada, Müstehitler de orada, Bukhariler de orada, Müslimlerde de orada. Anlatabiliyor muyum? Bütün kaynaklar da zaten o üç asrı ana kaynak olarak konuşuyorum. Hakim Müstedrek 400'lüdür ama onlar ana kaynak değil. O Bukhari Müslim'in ziyadeleridir. Usulü oradan almıştır yani. Ebu Nuhayn 300'ün içinde değil. E bunlar kaynakları, dayanakları yine o ilk üç asırın e, tabakasında bulunan ulemaya, evliyaya, sahabedir. Onun için e, esas e, mihek noktası üç asırdır. Bu ümmetin. selef Salihin. Mübarek geçmiş büyüklerimiz diye tabir ettiğimiz dönem. Buradaki tevatür lafzan olursa şart çok zor olur. Lafzan tevatür etmiş hadis 13 tane. Bazı rivayetlerde 10, 13, 18'i geçmiyor. 18'i geçmiyor. E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 23 senelik peygamberlik döneminde 13 söz mü söyledi yani? Mantık dışı. Onun için lafzan tevatür en kuvvetli tevatür. Lafzan şu demek. Hazreti Ömer Efendimiz'den işte rivayet. Bukhari'nin en baş hadisi. İnneme la'mal bin niyat. Amellerin kabulü ancak neye bağlıdır? Niyetlere bağlıdır. Yani bir adam elini kaldırdı, ruku yaptı, kıyam yaptı. Belki de iki saat bizim gibi namaz kıldı ama niyeti Allah için değildi. Orada biri vardı falan ona gösteriş yapmaktı. Bunun e, görüntüdeki çok güzel olan ameli makbul değildir. Çünkü niyeti salih değildir. Amellerin kabulü niyetlere bağlı. Öyle mi şimdi? Adam hacca gitse bütün vazifeleri tam yapsa ama niyeti hacı olmak olmasa bir grupla kafileyle gitmiş onlara hacı görülüp de iş çevirmek, ortak olmak falan ticari falan olsa, siyasi olsa bir dahaki seçimde aday olacağım falan, ben şimdi bunlarla iyi geçineyim, hacca gideyim falan. Hiç niyetinde haç diye bir şey yok adamın yani. İşte bu hacı olmaz yani Allah'ın dinle. Bu hadis lafza mütevatirdir. Ne demek? Bütün sahabeden, tabiinden işte bütün gelen mütevatir ne demek şimdi? Mütevatir şu demek, akaitte tarif ediyor, diyor ki yalan üzerinde birleşecekleri ihtimal dahilinde olmayan ve düşünülemeyen bir topluluğun dilleri üzere sabit olan haberlere mütevatir denir. Mesela şimdi işte Efendi Hazretlerinden bir şey duyduk ben bir naklediyorum ben tekim sonra geliyor Rasul Hoca Rize'den diyor ki ben de duydum bunu sonra gidiyor oradan efendim anlıyor musunuz? Zavendikli Mustafa diyor ben de duydum Hasan Efendi diyor ben de duydum. Mustafa Efendi diyor ben de duydum. Kemal Efendi diyor ben de duydum. Veyahut Efendi pazar sohbetine söylemiş. Duymuş orada kaç bin kişi. Onlardan duyanlar da aynı duymuş ama lafız aynı. Yani kelime değişmeden gidiyor. Kelime değişmeden efendim geliyor. Şimdi düşünüyorsun bu kadar insanın yalanda birleşmesi mümkün müdür? Şimdi tek bir adama bakıyorsun. Tek bir adam yalan konuşabilir diyorsun ihtimal. Kimse peygamber değil. Günah işleme payı var. E bakıyorsun. E peki şimdi hadi bu adam yalan söyleme ihtimali var. Acaba koyuyorsun. Öbürü, 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 öbürü etti 10, 20, 30, 40, 50, 100 ediyorsun bu kadar adam yalanda birleşemez. Buna ne deniyor abi? Mütevatir deniyor. Yalanda birleşmeleri düşünülemeyecek derecede fazla bir insanın dilinde sabit olan bir haber, rivayet, söz. Eğer ki bu lafız aynıysa, aynı ne demek? O diyor ki şimdi işte mesela efendimizin sözleri var. İşte çarşaf kadının kalesidir. E diyorum ben diyorum böyle duydum. O da diyor aynı. O da diyor aynı. O da diyor aynı. Hepsi diyor ki aynı. Anladın mı şimdi? Bu lafı kelime değişmiyorsa lafzan mütevatir. Yani kelimenin lafzı da değişmemiş. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Bu lafsa mütevatir. Hadiste de anladın mı? İnnemel amal bin niyat. Bütün rivayetler bu kelimelerle gelmiş. Yani ameller niyetlere göredir. İnne ma var, el amalu var, bin niyat var. Falan falan. Diyelim ki bu lafsa mütevatir. Manen mütevatir anlatayım sana. Hepsi aynı manaya vuruyor, rücu ediyor fakat lafızlar farklı. Şimdi ben diyorum ki ben duydum ki çarşaf kadını kalesidir. O da diyor ki ben de duydum ki çarşaf kadının zırhıdır. Öbürü diyor ben de duydum çarşaf kadının miğferidir. Öbürü diyor ben de duydum çarşaf kadının muhafazasıdır. Falan falan falan. Mana nasıl? Aynı mı? Maksat aynı mı? Aynı. Kelime değişti mi? değişti. Bu sefer ama bu 50 kişi yüz kişi çarşafın bu faziletini söylüyor mu? Söylüyor efendiden naklen. Bu sefer bu mana mütevatir oldu mu? Mana aynı yere döndü yani. Ama buna lafzan mütevatir diyemiyoruz. Niye? Kalesidir kelimesi hepsinde geçmedi. Kalesidir kelimesi geçmedi. Farklı kelimeler kullanıldı. Mana olarak aynı şeye vurgula yaptığı için buna diyoruz ki manen mütevatir. Şimdi İsa Aleyhisselam'ın ineceğine dair hadisler manen mütevatirdir. Yine inkar eden kafir olur. E diyelim Hz. Mehdi'nin zuhuru ve kurucu çıkacağıyla ilgili. Niye İmam Aleyhisselam diyor ki İsa Aleyhisselam'ın ineceğini inkar edenlerin kafir olacağında alimlerin icma vardır? Niye icma var? E çünkü hadis o kadar çok ki İmam Keşmeli bu usta kitap yazmıştır bu kadar et tasrih bi ma mesih İsa Mesih Aleyhisselam'ın ineceğine dair mütevatir hadisleri tasrih ve açıklama beyandır. 200 tane küsur hadis getiriyor. Kaç yüz tane sahabe ismi zikrediyor. Bu kadar şey. Ha birinde yenzili diyor, birinde seyenzili diyor. Anladın mı? İn, inecek i̇necek diyor, öbüründe yakında inecek diyor, öbüründe işte Şam'a inecek diyor, öbüründe Beyaz Minare'ye Şam'da inecek diyor. Anladın mı? manaları topladığın zaman hepsi aynı yere vurgu yapıyor. Ne gibi? Çarşaf kadının kadını koruyan bir e, elbisedir. Yani mana bu. Koruyan. E, bu manada da ineceği kesinleşiyor. Onun için e, İmam Keşmiri ne diyor? İsa'nın nüzülü hakkında mütevatir beyan, rivayetleri açıklamak diyor bu kitapta var. Mütevatir diyor ona. Çünkü manen mütevatir. Manen mütevatir de inkar eden ne olur? şahir olur çünkü bu kadar sahabe bu kadar tabiin hepsi birbirinden duymuş kaç yüz tane rivayet geliyor mana aynı inecek. Burayı doğru anlıyoruz. Hocam Ali Ader beni babamız öyle der. Sakal bırakmanın önemi hakkında işte kesenlerin tehdidi hakkında, azabı hakkında o kadar tetepohatım var. Yani çok hadis-i şerif inceledim diyor. Alaziz Efendi Hazretleri. Dört bir üçüsüydü. O kadar kitap inceledim. O kadar hadis ve rivayet gördüm ki diyor. Bizim efendiye diyor. Lafzan mütevatir değilse de yani aynı kelimelerle gelmiyorsa da. Işte İsa Aleyhisselam'ın nüzürü de öyle. O kadar itikat metnine geçmiş konu. O da manen mütevatir. Lafzan mütevatir değilse de manen mütevatirdir. Onun için sakal bırakmanın hükmü hakkında farz de korkma evladım. Efendiye diyor. Farz de. Korkma evladım. Yani bir şeye farz demek çok tehlikeli. Haram demek de o kadar tehlikeli İslam adında. Çünkü ayette diyor Allah iftira etmeyin. Benim adıma konuşmayın diyor. Ayet hadis yoksa uyduramazsın. Ama Alaaddin Efendi ne diyor? Lafzan mütevatir değilse de o kadar kanaldan rivayetler topladım ki araştırmam var gidiyor. diyor. Manen mütevatirdir. Manen mütevatir olunca demin ne dedim? inkar eden kafir oluyor dedim. Manem mütevatir olduğuna göre farz de oluyor. O çünkü onun karşılığı da farz oluyor yani. İnkar edenin kafir olacağı kadar kuvvetli bir konu delilliyse onu yapmak da tabii ki farz olur. Aysa Aysa ineceğiyle gibi yapacağımız bir şey yok. Orada bir farz çıkmıyor. Ama sakal kesmenin haramiyeti hakkında deliller çok kuvvetli olunca haramın tersi ne oluyor? Haramın tersi farz oluyor. Haramı bırakmak nedir? Sünnet olmaz ki. Haramı bırakmak farz olur. Zaten her farz sünnettir aynı zamanda. Her sünnet farz değildir. Anladın mı? Namaz kılmak farzdır. Beş vakit namaz farzdır. Aynı zamanda sünnettir tabii ki. Efendimiz kılmıyor muydu? O halde de Her farz aynı zamanda sünnettir zaten. Ama her sünnet, e, misvak kullanma farz diyemem ki, sarık farz diyemem ki şimdi. O sünnette kalır anladın mı? Ama haramın karşılığı nedir? Yani içki içmek haramsa içmemek farzdır. İçmemeye sünnet diyemezsin ki çünkü onun karşılık tekabül meselesi vardır. Mütevatir konusunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin diyelim sabırlı, hilim sahibi falan bir adam çıksa dese ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem affetmiyordu ya intikamcıydı kafir olur. Bir adam dese ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabırlı değildi ya sinirliydi birden parlar eder. Hiç tahammül etmez. Kafir olur. Bir adam çıksa dese ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem halim selim değildi. Yani böyle yumuşak huylu ahlaklı biri değildi ya. Kavkacı mavkacı falan. Biriydi dese kafir olur. Neden? Neden? E kayda verdik sana kullan da. Baltayı keseri niye verdik? Lazım olunca kullanman için verdik. Demin ne anlattım sana? Bu husustaki rivayetler ilama oraya kadar gitti ki belaga ulaştı. Ne oldu halde mütevâtiran, manen mütevatir olduğu halde mebleğel yakîn şüphesiz inanç raddesine vardı. Din hususunda Müslümanların iman etmesi gereken yakîni inanç. Yani ne demek? Ahiret var, cennet var, peygamberler var, melekler hak. Bunlar ne kadar kesinse kesinse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem affediciliği, sabrediciliği, güzel huyluluğu, bu derece rivayetler fa fazla ki, lafzan mütevatir, yani aynı kelimelerle gelmiyorsa da, farklı rivayetlerde aynı mana geliyor. O zaman ne oldu? Manen mütevatir oldu. Ne demek? E bu kadar sahabe tabin, tabi, tebe tabiin bu kadar ulema, evliya, e bu, bu, bu hususta yalanda birleşebilir mi yani? Mümkünatı yok. 40 kanaldan, 100 kanaldan bu konu sabit. O zaman inkar eden kafir oluyor. Anladınız mı şimdi? Tamam. Ee, bu da nedir? Yakın derecesine ulaşan, yani şüphesiz inanç noktasında, yani kesin inanılması gerekenler arasında değerlendiriliyor. İşte ne dedi gibi dedim? Cennetin varlığı. Şüpheden kafir olur. Cehennem var mı? Şüpheden kafir olur. İslam'da Melekleri tartışmaya açan kafir olur. Cinler var mı yok mu tartışmaya açan kafir olur. Ayetler, hadis var. Sahih ve mütevatir. Zaten ayette sahih de denmez. Onun için burada da ne var? Kesin inanılması gerekecek. kerekenler gerekenler arasına onu sokacak kadar delil var. Ne konularda var? Min sabri sallallahu aleyhi ve sellem'in sabrı hususunda. Ne ala mukasat Kureyş. Kureyş müşriklerinden çektikleri çileler bu çileler. ve edel cahiliyeti cahiliyetin eziyetleri cahiliyet ehli mahsustur orada yani cahiliyet ehlinin eziyetleri Mekke dönemi 13 sene ya ne çekmediği kaldı ki sırtına işkembeler mi konmadı mübarek başına mı basılmadı ondan sonra efendim e, 3 sene abluk adamı bırakılmadı e, en yakınlarıyla görüşmesi engellendi Ondan sonra bütün ona inananlar eziyet altına tutuldu. Ebu Cehiller neler etti yani? 13 sene bu. Hep bunlarda ne yaptı? Tahammül etti, sabretti. Ondan sonra ve musaberatihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin e, son derece sabretmesi eşşedaide zorluklara öyle ...es-sa'bete, çok çetin. Kimse dayanamaz. Dur Ma'hum müşriklerle beraber ilaen nereye kadar ilaen azfara e, muzaffer kılana kadar kimi hu onu kim Allahu Allah aleyhim onlar üzerine yani müşriklere neticede zafer hasıl oldu ne zaman en son mevzu tabi Bedir'de oldu değil mi Hayber'de oldu vesaire oldu yani ama en netice Mekke fethinde Mekke fethi oldu ve hakkeme Allah Hakem tayin etti, Hu Efendimiz'i fi'him onların arasında. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki allah Teala istediğin hükmü ver, istersen kılıçtan geçir. Çünkü bunlar sana etmediğini bırakmadı yani. Bu kadar Müslümanı şehit ettiler. E, efendim insanlara eziyet ettiler. Zaten Ebu Cehil'ler kalmamıştı. Onlar Bedir'de gebermişti de. Ebu Süfyanlar vardı vesaire birçok e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle harbeden. harp eden e, müşrikler vardı. Mekke fethedildiğinde yani. Allah da ona hakemlik verdi. Ve onlar yani Mekke müşrikleri la yeşükküne hiç şüphe etmiyorlardı. Fisti isali him Evet. Köklerinin koparılacağına. Şefet yani yara gibi bir şey. Sivilce yara böyle oluşunca da yaparsın patlatırsın dibinden sıkarsın yani. Giderirsin yani. Onlar kendilerinin köklerinin kazınacağına şüphe etmiyorlar. Mekke feth oldu. Ebu Süfyan evine girdi, kapandı. Hanımı hitle beraber. Radıyallahu anhüma. Sonra Müslüman oldular tabii, sahabeden oldular. E onlara sorsan, şimdi Resulullah ne yapacak size? Yandık diyorlardı, gittik. Yani, idam. Bizim ona etmediğimiz kalmadı ki. Bedir'de karşısına çıktık. Hele Handek. Böyle Handek'te Ebu Süfyan neler etti? 10 bin kabileden, 10 bin Arap kabilelerinden 10 bin adam topladı ya. Geldi Medine'ye kadar. Uhud'da vardı. Uhud'da neler etti. Hazreti Hamza'nın ölümüne sebep oldu. 70 şehide sebep oldu. Hazreti Hamza'nın ciğerini çıkarttılar. Ya. Yediler. Yani bunlar yaşandı. Bunlara sabır kolay mı kardeşim? E ondan sonra Handek'te 5000'de Yahudi katıldı. Nadır oğulları etti 15 bin. Medine kökten gidiyordu yani. 15 bin kişinin saldırısına hem de hepsi silahlı, kuvvetli falan filan. E bunlar hep bu Süfyan sebebiyle de. Ama sonra Müslüman oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabul etti. E, şimdi Ebu Süfyan'a sorsaydın Mekke fethedildiğinde bu kadar işler etmiş. Bu sana şimdi ne edecek deseydin. Ebu Süfyan ne der sana? Bittik derdi. Bizi idam edecek. Kesin. Hiç şüphe etmezlerdi fistiçalı şefeti, o köklerinin kazınacağına yani o, e, o yani tümden yok edileceğini. Daha ve ibadeti ihim İbade helak etmek demek. Kadra e, kalabalık cemaat demek, topluluk demek. Ve ibadeti kadraihim topluluklarının yok edileceğinde. Yani Mekke'de bir müşrik kalmayacak. Kaç yüz kişi vardısa işte neyse. Yüz mü? Binden fazla mıdır yani? Tabi öyle on binler yok yani o zaman nüfus. Ama topluluğumuzun tamamı yok edilecek diye hiç şüphe etmezlerdi yani. Değil mi? Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Öyle mi yaptı? Femazade fazla bir şey yapmadı. Neden fazla bir şey yapmadı? Hala <laughs> en afa, affetmekten daha fazla bir şey yapmadı. Daha ve safaha görmezden gelmekten başka bir şey yapmadı. Affetti, safh etti. Safh. E hep Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakı Neyi Kulukul Kur'an, ahlakı Kur'an. Hepsini Kur'an'da bulacaksın. Mesela amcası şehit dedildiğinde 70 parçaya bölündü. O zaman yemin etti 70 yavur geberteceğim diye. Hemen ayet geldi. Osbir bir sabruke illa billah. Sabret senin sabrın Allah ile beraberdir. Sonra ayet geldi. Efendim ve in akabtum fe akabu bi misli ma Bir ceza verecekseniz size yapılan kadar verebilirsin. amca 70 parçaya bölündü ama en nihayetinde bir kişiydi. Sen niye 70 kişi öldürüyorsun? <laughs> e bu ayetlere uymaması düşünülebilir mi? O zaman kulukul <laughs> Kur'an, ahlakı Kur'an olan bir nebinin ven akrabul takva, affetmeniz takvaya daha yakındır. Ayetini tatbik etmeyecek mi zannediyorsun? Hırsla intikamla hareket eder mi haşa sallallahu aleyhi ve sellem affetmeniz daha iyidir ondan sonra femen afa ve aslaha fecru alallah affedip işi düzeltenin ecri mükafatı Allah'a aittir ayetini görmedi mi ona nazil oldu nasıl görmeyecek daha çok ayet var affetme hususunda fasfahis safhel cemil habibi müşrikler çok iş şey sana ama güzelce görmezden gel öyle bir muamele et neden? Hep onlar İçlerinden hala Müslüman olacaklar var. İnsan kazanılması için bekletiliyor. Toptan bir savaşla hepsinin kökünün kazanılması onların kafir olarak ölmesine neden olabilir. Ama bu beklemeler ve tahammüller neticesinde insanlar iyilikleri göre göre vay asana, bu nasıl din ya? Bu nasıl peygamber ya? Biz neler ettik o ne yapıyor? Hemen Müslüman oluyor. Böylece kılıç cihadı adam kaybettiriyor. Güzel ahlak cihadı, emri bil maruf cihadı adam kazandırıyor. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem buyur. Mekke fethedildi. Ondan sonra Efendim sallallahu aleyhi ve sellem geldi Kabe'nin kapısına pek savaş çıkmadı. Savaşsız yani İmam-ı Azam'a göre yine bir savaşla alındığı görüşü var ama diğer müçtehitlere göre sulhle alındı. Çok bir ölüm ölüm olmadı o bakımdan. Tabi orada ince şeyler var. E, i̇stilah, deyim farklılıkları var. Fıkha göre başka hükümler çıkıyor Anladım. mı? Geldi, Kabe'nin kapısında iki tane şey var ya halka, şu anda da var o halkaları tuttu. İbn-i Saad, Nesai İbn-i Zencuye. Bunlar muhaddis, büyük muhaddis mesela. İbn-i Saad'ı belki de hiç duymadınız. İbn-i Zencuye diye bir şey ilk duyuyorsunuz yani. Daha sizin duymadığınız nice muhaddisler var. Onun için hemen benim görmediğim yok demeyin. Ee, bunlar rivayetleri var, sahih kitaplar. Ee, Nevfel İbn-i Muaviye, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi. Dedi ya Resulallah, e, bu mübarek tabi onlar da Arap fasih, belih, fasahat, belagat zirvede Araplarda. En evlen nas bil af. af en çok sana yakışır. İşi tabi yolda koymak istiyorlar. Affetmek etmek önce, sen, bir başkası olsa ne yapar? Getirmeyin bunları bana ya. Yolda kesin ya. Ne getiriyorsunuz bu herifleri? Bunlar bana ne etti falan falan. Öyle bir şey yok. Burası saltanatlık değil. Krallık değil. Bura nübüvet. Peygamberlik müessesesi yani. Farklı bir muamele var. Geliyor. En büyük düşmanı... ...yanına gelip çıkıp konuşabiliyor. Bu ne demek? Şimdiki liderlerin... ...düşmanları yanlarına girebilir mi? Dostları giremiyor. Düşmanları nereden girecek yani? Onun için... ...sen affetme ...en layık olan sensin. Bizim içimizde sana... ...düşmanlık etmeyen kim var ki? Bir sana eziyet etmeyen kaç kişi çıkar ki? Yani hepimiz ettik sana bir şeyler diyor. Biz cahiliyet dönemindeydik. Cahiliyet, müşrik, şirkindeydik. Ne yapacağımızı bilemezdik. Hakkı batıldan ayıramazdık. Seçemezdik. Allah seni gönderdi. Bizi idat etti. Senin varlığınla bizi helaktan inkaz etti, kurtardı. Ne laflar söyledi görüyor musun? Konuşmasını da bilmek lazım yani. Güzel müracaat işi kolaylaştırır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki kat afevtu Ben seni affettim tamam. Hiç seninle ilgili kalbimde bir şey kalmadı. Neler ettin ettin sildim gitti dedi. O zaman fidâke ebîvüm ya Resûlallah dedi. Anam babam sana feda olsun. Ne güzel ahlak sahibisin. Mevzu bu. Ondan sonra sallallahu aleyhi ve sellem fetih olunca önce Kabe'yi tavaf etti senelerdir hasret yani tabii. 10 senedir hicrette yani. Efendim, 10 sene derken 8. Mekke Fethi... 8. sene. Değil mi? Hicretin 8. senesi olabilir. 900 sene... Ebu Bekir Sıddık'a emir gönderdi, haç yaptırdı. Kendi gitmedi haça. Çünkü dedi ki, çıplak mutlak tavaf yapıyorlar müşrikler hala ...bitmedi, onun için sen git bu işleri ilan et, bir daha sene böyle şeyler olmayacak... İlanları yap, düzelt bu işleri dedi. 10. senede daha yine kendi gitti yani. 8. senede icretin... ...fetih nasip oldu. Efendim... E, Beytullah tavaf etti, iki rekat namaz kıldı, tavaf namazı tabii. Hemen peşine iki rekat namaz kıldı. Sonra Kabe'ye geldi. Kabe'nin kapısının... E, ...işte şeylerinden... ...halkalarından... ...tuttu. Orada Kureyş'in reisleri var. Yani tabii o zamanki dönemin ileri gelenleri var. Ebu Süfyanlar var, şunlar var. Ve onlara dedi ki, ma tekûlûne, ne söylüyorsunuz? Yani ne düşünüyorsunuz? Enni ben failün yapacağım bir küm size. Benim size ne yapacağımı şimdi düşünüyorsunuz dedi. Ya yani sorma bile lüzum yok yani. Herkes der ki bizi keseceğini düşünüyoruz yani. Çünkü biz çok ettik sana. Kalu Kureş Kureş az mıdır Kureş kabilesi tabii ki. Çok içinde cevher var tabii. Ee, dediler ki hayra bize çok iyilik yapacağını düşünüyoruz. Nasıl işi bağlayıyorlar görüyor musun? Dediler ehun kerim ve ehun kerim. Evet. sen ehun bir kardeşsin. Kerimun. Çok kerem sahibi. Ee, iyilik sahibi bir kardeşsin. Yani akraba mısın? Kardeşimizsin. Ve bir kardeşimizin oğlusun ki Kerim. Çok kıymetli kardeşimizin oğlusun. Yani baban Abdullah, onun babası Abdülmuttalip, bütün sülalelerimiz yani senin atalarını cömert, Efendim iyilik sahibi olarak bilirler. Yani senin soyun hep keremli, cömert, affedici bir aileden geliyorsun. Yani keremli kardeşsin, keremli kardeşlerin oğlusun. Ya ne demek istediler? Senin geçmişinden de gelen bir affedicilik sülalende var yani. Sana da bu yakışır. Mele me melek melek Melik de fesbah Madem melik oldun yani bizi sahiplendin artık hükümdar oldun bize müsamahalı davran dediler. Müsamahalı davran deyince o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki fekale o zaman ekulü ben diyorum size Kemal kale dediği gibi kim ehri kardeşim Yusuf. Kardeşim Yusuf'un dediğini diyorum size. Kardeşim Yusuf Yusuf aleyhisselamı ne yaptılar? Kuyu attılar. Hem de kim? Kardeşleri. 10 kardeş toplandılar, kuyunun dibine salladılar. Sonra da çıkarttılar, köle diye de sattılar. Yusuf Aleyhisselam neler çekti? Ne çileler çekti? Ondan sonra da hükümdar oldu. Mısır'a Maliye Bakanı oldu. Ondan sonra da bunlar onun eline düştüler. Bünyamin'i alıkoyuyor yanında. Alıkoyunca bunlar geri dönüyorlar. Babaları şimdi de Bünyamin'i mi kaybettiniz? Çok sinirleniyor. Yakup Aleyhisselam bunlar tekrar dönüyorlar. Yakup Aleyhisselam bir mektup yazıyor. İşte Bünyamin hırsızlık yaptı diye bir fitne çıkınca. Ee, o da hile. Yani hile şeriye. Yusuf Aleyhisselam onu yanında alı koymak için bir şey çevirdi yani. Kur'an-ı Kerim'de zikrediliyor bu tabi. Ondan sonra kardeşini yanında tutma hakkı var. O hakkını kullanıyor ama bir bahane çıkarıyor ortaya. Aslında Yakup Aleyhisselam da bil, yani bilmiyor ki o Mısır'daki aziz padişah oğlu, oğludur. O bilmiyor, o da ona bir mektup yazıyor, biz ehli beytiz, babam peygamber, dedem peygamber, biz ne çalarız, ne çaldırırız. İşte sen benim bu oğlumu da yanında koyarsan, sana bir beddua derim, falan falan yazıyor. <laughs> oğlu Yusuf Aleyhisselam'a yazıyor mektubu çok. Onları okursunuz yani kitapta çok, detay var yani. Yusuf Aleyhisselam da artık dayandı, 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 demiyor ki ben sizin kardeşinizim yani. Ama bir iki sene sabret öyle, gidiyorlar, geliyorlar falan falan. Kolay bir şey değil ki. Biz olsak hemen, tak! Mevzuyu patlatırız yani. Zaten 80 senedir mevzu e, sabrediyorsun. 40 sene, 80 sene sabredip de fırsat gelmişken biz bunu nasıl değerlendirmeyiz yani? Biz böyle bir adamız. Ama o sabrediyor. Fakat sonra da bakıyor, babasının mektubu geliyor. <laughs> Babacığım yani diyor. Bana çok sinirlenmiş bir de beddua Halbuki ben onları toplama kurtarmaya çalışıyorum aileyi. Artık dayanamıyor ağlıyor yani. Ağlayınca mektupta onlar anlıyorlar. Bu niye ağlıyor babamızın mektubuna bu kadar niye etkilen? Daha da çok sinirlenmesi lazım yani. Çünkü diyor ona sana bir beddua derim yedin nesline kadar gider falan. O diyor e ya diyor siz diyor cahil zamanınızda diyor gençken falan Yusuf'a bir şeyler yaptınız hiç hatırlıyor musunuz diyor. Kale alim tüm ma bi Yusuf ve ahihi. İden tüm cahil ol. Bünyamin'i de yanına oturtmuş. Onu yanında bıraktı ya, onlar bir daha gitti, bir daha geldi. Bünyamin esir düştü diye üzülüyorlar. Diyor, Yusuf'a ve kardeşine diyor. Yani, Bünyamin de katıyor. Ona da çünkü çok zarar ettiler. Diyor, Yusuf'a ve kardeşine bir işler yaptınız. Ama orada yine mazeretlerini onlara telkin için. Siz o zaman cahildiniz diyor. Yani hani, sanki kasıtlı yapmadınız dercesine. Halbuki günler biçim kasıtlı yaptılar yani. Siz cahil iken diyor bir şeyler yaptınız hatırladın mı? Halu, bunlar 10 tane hepsi akıllı insanlar. Diyorlar en yekele en Senin ne haberin var o işten ya? Seksen sene olmuş. Sen ne tanıyorsun Yusuf ki? Yoksa sen Yusuf olmayansın diyorlar. Kale diyor ki ne Yusuf? Dayanamıyor patlattı orada işte. Ben Yusuf'um diyor. Adahi işte bu da kardeşim. Allah bize lütfetti, iyilik etti, bizi birleştirdi. İnne ve kim haramlardan sakınırsa, kim sabrederse siz bize yanlış yaptınız, kuyu attınız, köle sattınız. Ama biz yapmadık kimseye bir yanlış diyor. Haramdan sakındık, sabrettik. la muhsinin. Güzel amel işleyenlerin ecrini Allah zayi etmez. 80 sene sonra da olsa çıkarır onu diyor. Ondan sonra işte onlar diyorlar ki biz ettik sen etme. Biz hakikaten cahil idik. Ondan sonra efendim Allah'a yemin olsun ki Allah seni bize tercih etmiş. Biz çok kıskandık seni ama sen üstün, üstünmüşsün Biz artık bunu teslim ettik. Ben günahlı hatayın. Biz çok hata ettik falan filan. Ha Yusuf kardeşim ne dediyse diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben de size onu diyeceğim. Kabe'nin kapısında toplanan Kureş liderlerine. Fetih günü. La tesribe. Cezalandırmak bir yana ayıplama bile yok. Kınama bile yok. Tekdir bile yok. Aleyküm sizin üzerinize el yağım. Bugün sizi ayıplamıyorum bile. Hadi ceza vermesin, idam etmezsin. kısas etmesin, darbetmesin. etmezsin. Darp etmezsin. Ama şunu demez misin? Ulan neler ettiniz be? Ne bozuk adamdınız be? Ya bu bu, 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 çok normal yani. Bu kadar da denmez mi yani? Denmesen, denmesen millet der ki bu. Ayıp oldu yani. Bu kadar da denmeliydi. Herkes en ahlaklı adam bile bu kadar da denmeliydi der yani. Şu andaki ahlak seviyesinde. Ama ne dedi Yusuf Aleyhisselam? Ayıplama bile yapmıyorum. Niye böyle yaptınız bile sormuyorum. Yağfirullahu <laughs> lekum. Allah affetsin sizi. Ve verhamur <laughs> Acıyanların en merhametlisi ancak odur. Ben de diyor kardeşim Yusuf'un dediği gibi diyeceğim size. Diyorum size. Bunlar hala bekliyorlar. Neticede ne çıkacak? bu. <laughs> Hadi gidin evlerinize. Mekke fethedildi. Siz de serbestsiniz. Fentü <laughs> muttuleka. Siz serbestlersiniz yani. Hani esir durumuna düşecektiniz en azından en azından esir olacakken hiç esir mesir olmadan direkt serbestlersiniz. Et min kuraj vel utaka min sakif. muharebesinde de sakif kabilesi oldu. Onları da azat etti. Onlara utaka deniyor. azattılar. Azatlı ne zaman oluyor? Azatlı esir oluyor. Ondan sonra azat olunca buna utaka deniyor. E, müfredi tekili atik eğer ki hiç köle etmeden serbest ederse buna tulaka deniyor. Serbestsiniz. Bunun müfredi talik. Anladım. Hadi gidin siz serbestsiniz. Buyuruyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve böylece e, onlar da seviniyorlar. Diyorlar ki senin kadar efendim keremli affedici saf hedici görmezden gelen bir insan, bir e, cömert insan daha görmedik diyorlar. Bir çoğu Müslüman oluyor. Direkt. Bak kazandı değil mi? Şimdi yok esir et sevdi bile. Sürün şunları, çekin bunları. Götürün kapatın kapılarını. Bu kadar kolay Müslüman olmayabilirlerdi. Bazı kere insan inat ediyor, ölümüne kavur gidiyor yani. Çünkü insanda bir enaniyet, bir nefis, bir gurur, bir kibir olduğu için. Hele ki Kureyş'te çok olur bu. Yani adam Ebu Cehil son dakikaya kadar yani geberirken bile git o Muhammed'e söyle dedi. İbn-i Mesud radıyallahu anh üstüne çıktığı zaman şimdiye kadar adübü müydü şimdi adam oldu dedi. Yani şimdi keseceksin kafamı biliyorum çünkü kan kaybından falan kalkamıyor artık. Ama kibri bırakmadı yani. İbn-i Mesud da zayıf, nahif, bacakları incecik, dal gibi yani belki 40 kilo, 50 kilo belki de gelmez yani. Ebu Cehil şey gibi, dev gibi. Hatta Ebu Ceyl üstüne baktı. Önce kılıcıyla biraz dürttü böyle. Keser gibi, kenarından döner gibi. Baktı ki kıpırtaşabiliyorum. Baktı ki neresinden kılıç soksan hır 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 kan gidiyor, keberecek. O zaman dedi bu da kalkıp bana bir şey yapamaz. Yoksa yani Ebu e. bir tokat vurmuştu, kulağını kopartmıştı Mekke döneminde İbn-i Mesud'un. Efendim sallallahu aleyhi ve buyurdu bir kulağa bir kelle. İbn-i Mesud ağlayarak geldi. Ne oldu dedi? Ar Rahman suresi nazil oldu. Kim okuyacak Kureyş müşriklerinin arasında? Bu kadar kuvvetliler var kimse kalkmadı. İbn-i Mesud dedi ben okurum ya Resulallah. Ya dedi en zayıf sensin otur aşağı. Kuvvetliler kalksın. Üç kere teklif etti kimse kalkamadı. İbn-i Mesud dedi ben okurum. Gitti ya Rahman alemel Kur'an başla dokuma bir sünirlendi. Febeyya ila rabbikuma tükezbiban tekrar tekrar da gelince ne konuşuyorsun sen Kalktı bir tokat çaktı kulağını koparttı. Yani bir tokatla kulak kopuyor ya. Şimdi ameliyatla zor burayı kesersin yani. Kulak koparılır mı kolay? Geldi dedi ya Resul, ağlıyor. Niye ağlıyorsun Yebne Mesud? Dedi böyle yaptı bana. Dedi ki bir kulağa bir kelle Allah vaat etti sana. Sonra Bedir günü oldu. Herkes yere serildi. Müşrikler Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Yebne Mesud Allah'ın sana bir sözü var ya bir ara bakalım durum nedir? Kelle verecek sana. Bir de gitti baktı Ebu Cehil. İşte öyle. Biraz ucunu dokundurdu. Baktı ki kıpırtaşamıyor. Atladı üstüne çıktı. Göğsüne. Ebu Cehil ne dedi? Konuşabiliyor. Çok yüksek bir yere çıktın dedi. Herkes gavurluğunu bırakmaz yani. Ondan sonra dedi Ebne süt dedi. Bu Bedir'den, ya Bedir Harbi'nde söylüyor. Ya ne oldu bize dedi ya. Biz sizden üç kat fazlayız. Yenilmemiz mümkün değil. Peki dedi bu Adamın dedi kafası uçuyor, vuran görülmüyor. Bu ne işti dedi ya? Yani vuran yok, adam kelle gitti. E dedi ki Tilkel meleğe sen... Sen inanmadığın işler var ya dedi melekler... ...bu melekler bitirdi işinizi. E, yani melekler yapıyordu onu. E desene ki dedi... ...bizi siz yenmediniz, melekler yendi. O zaman dedi melekler... ...olağanüstü güçler olduğuna göre... ...şimdi rahat ölebilirim dedi. Yani siz yenseydiniz... Da, sinirimden dayanamıyordum dedi. Ama melekler yendiyse meleklere ne yapalım? Zaten göremiyoruz. Onları nasıl yenecektik dedi. Anladın mı? Kibri görüyor musun? O Muhammed'e de söyle dedi. O sahibini arkadaşına dedi. Şimdiye kadar düşmanı mıydı? Şimdi daha beter düşmanım oldu Adam böyle gitti. Her ümmetin firavunu, firavunun ümmeti Abu Jahl'den. Her ümmetin firavunu var. Benim ümmetimin firavunu Ebu Jahl'den. Firavun yaşadım, firavun Musa. Benim firavunum Musa'nın firavunundan da beterdir. Onun için bazısına güzel ahlak falan kurtarmaz yani. Ama şimdi bu Mekke fethindeki hadise de ne oldu? Ebu Cehil kadar katı olmayan, inatçı olmayan müşriklerin hemen hemen tümü güzel ahlakı görünce inadı bıraktılar ve Müslüman oldular. Burada kazanan yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oldu. Çünkü o ümmetinin cehenneme gitmesini işte istemez. Kafirlerin de Müslüman olmasını ister. Bir kişinin cehenneme gitmesini istemez. Niye kafir olsun ölsün? İslam'ın el-Sünnet'in görüşü budur, anlayışı budur, şuuru budur. Bu bilinçle insanlara yaklaşır, hareket eder. Bakal Enes'in radıyallahu teala'n, Enes radıyallahu an e, beyan etti. Bu hadis-i şerifin e, kaynakları çoktur. Tabi Gazi Yaz Hazretleri de e, muhaddistir aynı zamanda. Müslüm'ü şerh etmiştir vs. Sünen kitaplarını şerh etmiş yani onlar hakkında e, ravidir yani. E, kendisi hatta senayile rivayet eden tabakadandır. E, burada da Enes radıyallahu anh diye direkt e, tabi e, istatsız tahric ediyor. E, bu hadislerin müslüm Şerif'te var, Tirmizi'de var, bu Davud'de var. Daha da çok kitaplarda var yani İbn-i Ebi Şeybe başta olmak üzere birçok kaynakta İmam Suudi Mensur'da daha fazla kaynaklarda zikrediyor. Hebat'a indi semanune 80 ne cihetine racülen adam cihetinde yani 80 adam indiler nereden minnet ten'im ten'imden indiler ten'im bu e, şimdiki e, hacılar e, iyi biliyorlar Oraya Ayşe annemizin mescidi var umreye girmek için yani Mekke'den umre ihramına girmek için oraya gidiliyor Mekke'de bulunanlar için mikat umre mikatı yani ee, Mekke'ye 3 mil uzaklıkta, 3 veya 4, Medine cihetinden ve Şam cihetinden gelinirken oraya uğranıyor, oradan geçiliyor. Neaman Vadisi, bir vadidir dağların arasında, vadinin adı Neaman Vadisi. Etrafındaki dağlarda da Naim Dağı var, işte Nuaym Dağı var ee, veya Naim işte neyse, zabıtları tam şu anda kafamda değil. Bu dağlar yani neame maddesi, neame maddesinden, e, vadinin adı ve etraftaki dağların adı hep bu maddeden geldiği için oraya da ten'im yani deniyor. E, yani neamanlara yerleşmek gibi bir şey, ten'im yani. O bölgeye adın, e, adını vermiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye senesi, Hudeybiye'de barış imzalandı biliyorsunuz, umre için geldiler fakat müsaade edilmedi. Müşrikler tarafından geri döndürüldüler. Medine hicretinin efendim, altıncı senesi oldu bu hadise. Zilkade ayında. Zilkade'de haram ay biliyorsunuz. Zilkade ayında Hudeybiye'ye geldiler. Herhalde 1500 beş yüz kadar, bin dört kadar sahabeyle birlikte geldiler. Kasıtları Mekke'yi fethetmek değildi. Savaş ve harp değildi. Maksatları umre yapmak, izin alarak yani. Çünkü müşriklerle... ...çarpışmamak için zaten ihrama girmişler. İhrama Zülhüleyfe'den ta Medine'de... ...ihrama girmek için. Hudeybiye'de girilmez ki ihrama. Medine'nin mikadı Zülhüleyfe mesela. İhrama giren zaten... ...kan dökemez, savaşamaz. Bu itibarla... ...efendim ihrama girmeleri de zaten savaş kastında olmadıklarının göstergesiydi. Fakat müşrikler e, aksilik ettiler. Ee, bir tek Hazreti Osman Efendimiz'e müsaade ettiler işte. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu elçi olarak gönderdi. Onlar dediler sen istediğin kadar tavaf et ama işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için ona izin vermeyiz falan. O dedi ben onsuz niye tavaf edeyim e, falan. O arada e, Mekke elçilerini gönderdi müşrikler. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle orada bir barış imzalandı. Fakat sonra müşrikler bozdu bu, bu e, sözleşmeyi. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman söz bozan taraf olmaz çünkü. E, kafirle de olsa bir ahit bir söz, bir zimmet e, İslam'da muteberdir yani. Ama onlar bozarlarsa tabii zimmetleri kalmaz, sözleşmeleri kalmaz. E, Hudeybiye senesi e, 6. sene hicretin e, Kainat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem gelmiştiler. Ten'ime kadar işte Hudeybiye Ten'im yakın birbirine Orada e, dağlar var dedik ya. E, 8, 80 kişi ten'imden indi. Ne demek? Yani ten'imin dağından indiler. Çünkü dağda olduğunca arkasını gözüktermiyor. 80 kişi gizli kalacak bir şey değil. Yani e, Müslümanların da tabii gözcüleri var. Fakat e, dağın arka tarafına durdukları vakit e, gece olunmasını bekliyorlar. Gece olunca sabah namazına doğru, zaten sabah namazına doğru karanlık oluyor. E, o karanlıkla birlikte baskınlar ekserik Sabah namazına yakın yaparlar. Onun için Araplarda bu bir tabirdir yani. Sabah sabah va sabaha diye bu tabirler nereden geliyor? Hep bir topluluğa baskın yapmak isteyen diğer eşkıya, terörist neyse gara, igara derler bunlara. E bu baskıncılar hep neyi kollarlar? E gecenin son saatlerini. Çünkü o noktada insanlar artık gecenin başında belki ayaktalar falan. Son saatine doğru tamamen ağır uyku basar. Ses duymazlar. Onun için baskın başarılı gerçekleşir. Dertleri buydu. Ama tabi bilmiyorlar ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabı gecenin yarısında teheccüde kalkarlar. Ondan sonra sabah namazı vaktinde çoktan uyanıktırlar. Öyle bizim gibi de saati güneşe yarım saat kalaya da kurmazlar tabi. Onların şeyi teheccüden geldiği için gecenin yarısından veya son üçte biri en son son üçte biri de imsaktan bir saat bir buçuk saat evvel. İmsaktan bir saat bir buçuk saat evvel. Dolayısıyla daha güneş doğmasına en az üç saat kala en az bu hesaba göre. E, iki buçuk, üç saat kala ayaktalar. Güneş doğmasına. Bizim gibi yarım saat kalana kurarsan baskını yersin tabii ki. Ayrı dava. Ama e, onlar öyle ayıkta tetikteler tabii Kafirler kendi kafasına göre hareket eden adamlar. Hani Müslümanların da şeyini bilmedikleri için. Ne vakit uyanırlar, uyurlar. Biz dediler sabah namazına doğru bir baskın yapalım. 80 kişi toplanmışlar, müşrikler. Onlar zaten söze möze bakmazlar. Ya orada sözleşme olsa bile Ondan sonra da Mekke müşriklerinin reislerine iş intikal etse derler ki işte bizim haberimiz yok. Adamlar kendi kafasına baskın yapmışlar. Biz ne yapalım falan. Bu 80 kişi kalktı. salat-ı subhi sabah namazı vaktinde indi. Nereden indi? İşte Tenim'den. Ne demek Tenim'den? Yani Tenim'deki dağlardan yani. Naim dağı, naim dağı neyse. Dağlardan indiler demek. Çünkü Hebat'a düz vadide bir yerden gelene indi denmez. Dağdan inene, inene denir. Niçin indiler? Liyakdülü öldürsünler için. Kimi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kainat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellemi e, öldürmek için indiler. Bu sırada e, Aleym, aleyhim. Burada metinde yok da şifa Şerif'in metninde yok. Fakat e, hadis metinlerinde var yani İbn-i Ebi Şeybeler'de vs. Feda'a aleyhim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara beddua etti. Yani başarılı olamasınlar efendim ee, Müslümanlara zarar veremezsinler diye beddua edince fevhizu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in duası da bedduası da müstecap'tır. Yani asla geri dönmez. Hemen yakalandılar. E ee, Müslümanlar da 1500 kişi yani. Ee, tabii ki 80 kişi. Hemen yakaladılar. Yakalandıklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, huzuruna e, getirildiler. Esir olarak tabi esir duruma düştüler. O arada da sefirler yani Hudeybiye Antlaşması'nın musalehasının e, gerçekleşmesi için müşrikler e, sefir göndermişlerdi. Yani aracılar vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yani feafanüm onları affetti. E, aslında esir e, muamelesi yapabilirdi. Fakat e, işte merhametinin de bir eseri olarak bir de Hudeybiye musalehasının tam e, akdedilme dönemi buna da e, efendim bir zarar olmasın diye zaten hemen pazarlığa onda koyarlar esirlerimizi vermeniz şartıyla da koyabilirler tabii belki de koymuşlardır. Bunun üzerine feateka azat ettim onları kim Resulullah sallallahu aleyhi ve efendimiz onları azat etti. Affetti. Yani e, bu Resulullah Efendimiz'i öldürmeye geliyorlar. Yani. Açık yani. Ellerine geçse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşatmayacaklar. Yani bir insan kendisini kesinlikle öldürmeye geldiğini bildiği kişileri azat etmesi kolay bir şey değildir yani. Kolay bir, az bir merhametle olacak iş değildir. Evet. Tabi her şeyi Mevla'nın müsaadesiyle yapıyor. İşte Enzel'e bunun üzerine indirdi. Kim Allahu Teala? Allahu Teala ayet-i kerime indirdi. Fetih suresinin 24. ayet-i bundan bahsediyor. Estağidu ve o Allah öyle büyük Allah'tır ki keffe ankum. Onların elini sizden çekti. Yani sizi öldürecektiler. Allah mani oldu. Yani onları yakalattı. Ve diye malum sizin elinizi de onlardan çekti. Yani size de onları esir ettirmedi, katlettirmedi. E efendim neden işte Mekke fethine giden yolun tamamlanması için yani ortada kalmasın. Çünkü burada bu barış imzalanmasında ne oldu? Gerçi Hazreti Ömer Efendimiz çok e, çok itiraz etti bu işe. Yani niye savaşmıyoruz da ya Resulallah barışıyoruz bunlarla falan. Ya Ömer sen anladığın gibi değil yani. Bu işin önünde fetihler var. Zaferler var. Mevla bana böyle bildiriyor. Onun için Hazreti Ömer Efendimiz de din gayretinden dolayı yani dayanamadı yani. Bu gavurlar e, yani bu kadar ağır şartlar bir de çok Hudeybiye'de de çok ağır şartlar var. Bizden biri size esir düşse bize geri vereceksiniz. Sizden bize biri esir düşse biz geri vermeyeceğiz. yani böyle bir imzalaşma çok. Yani Efendim sallallahu aleyhi ve sellem biliyordu neler olacağını Mevla'nın bildirmesiyle onun için o, bu iş şu gün bu, o kapansın da yani bu günü geçirelim de ondan sonra zaten biz galip olacağız. Çünkü 6. senesi e, bu ant sözleşme oldu. Yedinci senesi umre kaza oldu. Yani o ihramdan çıkmalarındaki umre yapamadılar ya. Hudeybiye senesi. E, müşrikler üç gün izin verdiler. Bir daha sene üç gün gelin dediler. Üç gün bari tavaf yapın falan. E, umre yapın dediler. Al Yedinci sene bu umre yapıldı. Sekizinci sene zaten Mekke feth oldu. Dolayısıyla kısa bir zaman içerisinde. Sonra o arada da Hayber feth oldu. Mevla fecaalemin düze algı Çok yakın bir fetih verdi size. Yani Mevla bu ki şimdi evvela Hayber'i e bir hallettireyim size Yahudileri. Ee, Yahudilerin kalesini size vereceğim. Ondan sonra Mekke'yi de size vereceğim. İnna fetihne aleke Aşikar bir fetihle fetih hükmettik Mevla buyuruyor. Mekke fethini de kararı kesinleşmiştir. Dolayısıyla e, bu ayet bu, bu usta nazil oldu. Nerede? Bir batlı Mekke'de. Mekke'nin e, ortasında, içinde. Yani Kenan Mekke'ye çok yakın. 3 mil, 4 mil bir şey değil. Zaten işte arabayla birkaç dakikada yol boş ise gidiliyor. Ve e, Mekke'ye en yakın vadilerden biridir. Mekke'nin içi, ortası kabul ediliyor. E, Mekke'nin efendim batnında Allah Teala e, onların elini sizden, sizin elinizi onlardan çektirdi. Niye çektirdi? yani tabi ki Mekke fethine hazırlık için. Min <laughs> azfara galip ettikten sonra kimi küm sizi kimi aleyhim onlara. Yani size onları yakalattıktan sonra yani size onları yakalattı ve siz onları öldürebilirdiniz esir edebilirdiniz. Ama Mevla buna müsaade etmedi. Habibini azat ettirdi. İşte ne anlaşılıyor buradan şimdi? Resulullah affetti Mevla'nın bir emriyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi başına iş yapmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahil hareket eder. Affetmesi, azad etmesine itiraz edilemez. Veya bir katlederse birini öldürmesini ferman etse itiraz edilemez. Çünkü Mevla müsaade etti. Mevla öldür derse öldürür. Affet derse affeder. Onun acıması ve merhameti Allah azim rahmetinin bir eseridir. Ve kâne Allahu bima ve Allah. Allah daim oldu. Bir maa sizin yaptıklarınızı basira görücü olarak hakkıyla görmekte daim oldu. O devamlı hakkıyla gören oldu. Celle Celle celleja biliyor her şey. İşte bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, merhametinin tezahür ettiği hadiselerden biri olarak tarihe geçmiştir. Şimdi e, bu faslın son rivayeti e, yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir eseri olarak ve Resulullah buyurdu ki mel yebi süfyane Ebu Süfyan'a. Kim Ebu Süfyan? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kayınpederi. Ee, Ümmü Habibe validemizin babası oluyor. Sonra Hazreti Mavi Efendimiz'in radıyallahu anh e, babası oluyor. Ondan sonra Hint radıyallahu anh'a e, sahabeden, hanımlarından Hint'in efendim eşi oluyor. Meşhur Ebu Süfyan. Ebu Cehil geberdikten sonra Mekke'nin yönetimi Ebu Süfyan'a geçti. Şeyh Kureyş diye tesmih ediliyor. Yani Kureyş'in piri piri fanisi diyelim işte. Yani aksakal hesabı gidersek lideri. Lideri manasına geliyor. Reisi Kureyş. Kureyş'in reisi olmuş oluyor. Tabi Mekke Fethi gününde Müslüman oldu. Onun için kendisine devamlı radıyallahu anh diyeceğiz. Sahabe-i kiramdan oldu. Eee Hicretin 31. senesinde Medine'ye yerleşti. Cennetül Bekir'de defne olundu. Yani Cennetül Bekir'de sahabenin arasında gömülmüştür. Efendim Ebu Süfyan İbni Sahr İbni Harb İbni Ümeyye böyle gidiyor. İşte Emevilerin de Ümeyye'den geliyor ya bunların babası atası Ümeyye'dir. Zaten Emevi devleti, Emevi İslam devletidir tabi. Emevi İslam devletinin adı da ee, bu zatın dedelerinden geliyor. Ee, Hazreti Osman da bunlardandır. Yani bu kabiledendir Osman Efendimiz. Radıyallahu Teala, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Huneyn Muharebesinde bulundu. Yani Müslüman olduktan sonra Huneyn Muharebesine de katıldı. Hatta bir gözünü kaybetti diye hatırlıyorum. Yani bir gözü şehit oldu Huneyn'de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona e, 140 okka e, ganimet verdi. Hazreti Bilal Efendimiz tarttı yani. <laughs> Hazreti Bilal ne kadar hor hakir Mekke müşriklerinin elinde hor hakirken, şimdi veznedar oldu, haznedar oldu. Değil mi? E, i̇şte koca Ebu Süfyan onun önüne gelip hadi bakalım e, Hazreti Bilal e ölç tart bakalım da şuna ver. E, Deneyecek makama erdi. Tabi İslam e, köleleri efendim hür kılanı zelilleri aziz eden efendim hakka ehline veren, emanetleri ehline teslim eden efendim adaletli bir nizam ve sistem olarak e, yani başladı ve devam ediyor. İnsanlar, Müslümanlar buna sahip çıkmıyorlar, şeriat hükümlerini yaşamıyorlar diye. Bu İslam'ın kabahati değil ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhametinden bahsederken kainat efendisinin tabii merhametinin öne çıkması, acımasının öne çıkması sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun bir eseri ve tezahürü olmak üzere, Ebu Süfyan'a şöyle buyurdu. Ne zaman ve katsika, halbuki sevk olunmuştu Ebu Süfyan, getirilmişti yani hani esir olarak, esir gibi İl İleyhi Resulullah Efendimiz'e. Neden sonra? Hem de neden sonra? Yapmadığı kalmadı. <laughs> Ebu Süfyan daha az adam değil. Yapmadığı kalmadı. Daha da çekip topladıktan sonra, İleyhi Resulullah Efendimiz'e karşı savaşmak için Kimler? El ahzabe. Hizipleri. Hizipler Resulullah Efendimizin düşmanlığında birleşmiş gruplar demek. Mekke müşrikleri Arap ve kabilelerini de topladı. Oradan e, Nazır oğulları Yahudilerle anlaştı. Oradan e, efendim Beni Kurayza Yahudileriyle anlaştı. Onlar Medine civarındaki kalelerde sakin idiler. Hepsini topladı. Efendim 10 bin diyor burada. Ben 15 bin diye de hatırlıyorum. Yani 5 bin Yahudilerden 10 binde Mekke ve etrafından diye hatırlıyorum ama efendim Resulullah Efendimiz'i katletmek, Medine'yi yağmalamak için Hendek Muharebesi işte. Hendek Muharebesi e, buradan geliyor. Ahzab e, Muharebesi de deniyor buna. Gazvetül Ahzab da deniyor. Hendek, Hendek kazıldığı için. Medine'nin etrafına deniyor. Ahzab da o hizipler toplanıp gruplar birleşip geldiği için. Kur'an-ı Kerim bundan bahseder. فَلَمَّا رَا الْمُؤْمِنُونَ الْاَحْزَابَ Müminler o hizipleri görünce halbuki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önceden haber vermişti. Müşrikler toplanıp gelecekler. E, Efendimiz söz verdiği için kalu dediler Müslümanlar هَذَا مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُ Allah ve Resul'ün sözü çıktı. Bize vaat etmişti. Kafirler toplanıp Medine'yi muhasara edecek. O sadakallahu Resulü. Allah Resulü doğru söyledi. Halbuki başkaları olsa korkup kaçarlardı. Veya kafirlere sığınırlardı ve mazade umillah iman ve teslima. O kafir ordularını görmek onların ancak iman ve teslimiyetini artırdı. Hiçbir şeylerini başka artırmadı. İbn Sakin rivayetine göre Hicretin 5. senesinde efendim Şevval ayında oldu. 40 gün Medine kuşatıldı. O büyük rüzgarlar, fırtına ve kasırgalar gelmese yani tabi sebepler alemindeyiz Müslümanlar bitmişti. Selman-ı Farisi Hazretleri'nin istişaresiyle hendekler kazılmıştı biliyorsunuz. E, bu hendek muharebesinde ne yapmıştı bu Süfyan? Bütün hizipleri toplayıp Efendimiz'in üzerine e, celp etmişti, getirmişti. Sonra ve katele öldürmüştü amme Efendimiz'in amcasını. Amcası Hazreti Hamza'nın ölümüne sebebiyet vermişti yani. Direktman kendi katil değildir. E, öldüren kimdir? Öldüren Hazreti Vahşi'dir. Tabi o da sonra Müslüman oldu. Onun için radıyallahu Allah ona da radıyallahu anh diyoruz. Onun hakkında da ne ayetler nazil oldu ve Müslüman oldu. Allah kabul etti. Allah'ın kabul ettiğini. Resulullah Efendimiz'in sohbetine katıldı. Biz ona ne diyebiliriz? Ama o zaman köleydi. Ebu Süfyan hanımı Hint dedi ki ona sen Hamza'yı öldürürsen Hamza da onun herhalde babasını mı kardeşini mi ne Hamza'da Hamza radıyallahu anh Efendimiz Bedir'de şehit etmişti diye. Şey, Bedir'de kebertmişti onları. Efendim ee, bu kafirlerin işte öcünü almak için kız kardeşleri de veya işte neyse kızı da e, Habeşlilerin okçulukları çok iyiydi. Attıkları şaşmazdı. Vahşi de onların kölesiydi. Dedi ki sen e, Hamza'yı öldürmene karşılık seni azat ederim. Başka türlü parayla Sen ebedi köle kalırsın. Bu şu bu diyemezsin Bunun üzerine e, efendim Vahşi de işte oklarla beraber Hazreti Hamza Efendimiz'i şehit etti. Şey, direkt şehit eden odur. Sonra tabi burada Ebu Süfyan'ın rolü ne oldu? Ya, yani Hazreti Hamza Efendimiz'in şehit olmasına sebebiyet verdi. Daha ve ashabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabını katletti. Katletti ne demek? Rasulullah ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Bu şeyi anlatıyor. Şimdi Ebu Süfyan'ın yaptıklarını anlatıyor ki bakın bunları yaptığı halde Resulullah Efendimiz ona yine nasıl merhametli davrandığı anlatacak şimdi başta ne yaptı? Hendek'te bütün orduları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üstüne yığdı. Ahzabı celbetti. Cem etti, topladı, getirdi. Sonra bu e, amcasını öldürmesi neresi? Uhud. Bu şimdi başka muharebeyi anlatıyor. Hendek'te de ne sıkıntılar, ne zararlar. 40 gün neler çektiler. Açlıktan, susuzluktan. Sonra amcası Hamza'nın şehit olmasına sebep etmez. Sonra ve ashabı, ashabının ashabının 70 sahabi şehit oldu Uhud'da. 70 sahabinin şehit olmasına yine bu Süfyan topladı orduyu getirdi ve mesele müste yaptı bir onlara. Yani ya, o 70 tane sahabenin de öyle efendim normal bir ölümle e, şehit etmediler. Ellerini kestiler, ayaklarını kestiler, kulaklarını kestiler, gözlerini kestiler. Hz. Hamza Efendimiz 70 parça oldu. 70 parça oldu. Sonra e, ciğerini çıkardılar, ciğerini ısırdılar. Ya bu kadar olaya kim sebebiyet verdi? Ya bu süfen sebebiyet verdi. Şimdi bunları iyi düşünürsek Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in merhametini anlayacağız. E, efendim hal böyle olunca e, burada bizden birinin efendim amcasına yakınına e, bunu yapan ensardan 70 tane sahabe efendim dört e, tane muhacir Hazreti Hamza, Hazreti Musab ibn Umeyr, Şemmas ibn Osman el-Mahzumi, Abdullah Cahşil Esedi. Muhacir yani Uhud'da şehit olan larda muhacirlerden dört kişi var. Ya, geri kalan yani ne diyoruz? 66 tanesi e, Ensar-ı Kiram'dan. Ensar-ı Kiram'dan e, 70 kişinin şehadetine sebebiyet verdikten sonra yine de e, Mekke fethi günü bu Ebu Süfyan alındı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem getirildi. E, getirildi. Fe'afa yine affetti. Ya bu kadar merhamet olmaz diyorsunuz değil mi şimdi? anhu kendisini ve la hem de yumuşak konuş. Lütufla konuşma yaptı hu ona. Yumuşak davrandı. Ne hususta fil kavli. Kelam ve söz hususunda mülatafada bulundu. Latif davrandı. Ve ne dedi ona? Şimdi bu hadiseyi de an anlatarak dersimize ee, tabi bu fasıl bitiyor. Mekke kim getirdi bu Süfyan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e? Ne zaman getirdi? Nerede getirdi? Hususuna gelince Hazreti Abbas, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası. Çok kıymetli, hatırlı amcası tabii. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fethine çıktı mı? Çıktı. Bayağı bir insanla çıktı. E, yollardan da bütün Müslüman olan kabileler katıldı. On bine ulaştı sayılara. Çok büyük bir rakam o zaman için. Hicretin 8. senesi. E, on bin kişi kadar orduyla çıktı. Ama bu şey savaşsa savaş. O Hudeybiye'deki gibi ihrama girerek çıkmadı yani. Umre için niyet etmedi. Dolayısıyla savaşsa savaş yani müşrikler direnirlerse onlarla savaş etmek üzere çıktı. Merru Zahran denen bir yer var. Efendim oraya yatsı vaktinde yani Mekke'ye yakın. Mekke'ye yakın oraya yatsı vaktinde kondu. 10 bin tane ateş yaktırdı. Bu 10 bin tane ateşi niye yaktırdı? Mekke fethi harp olsun diye. Çünkü neden? Ebu Süfyanlar ve Mekke müşrikleri bir baktılar ki 10 bin tane gece vakti ateş yanıyor. 10 bin ateş ne demek ya? Bu ne dediler ya? Gökten yere yani ordular mı indi? Bu yerden nereden geldi bu kadar adam buraya dediler. Ve 10 bin ateşi tabii 10 bin kişi olarak da değerlendirmeyin. Yani orada korku salınmak istendi. Bu 30 bin, 50 bin, 100 bine de tekabül edebilir. 10 kişiye bir ışık düşse. Yani herkesin bir ateş yakması çok e, mantıklı değil. Esasen ateş yakar. 5-10 kişi bir ateşle yürü gider. Burada 10 bin ateş yakılması 100 bine işaret eder. 50 bine işaret eder. Yani bu kadar ateş olduğuna göre burada demek 10 binlerce ordu geldi başımıza. Bu nereden geldi? Bir de gece vakti bir de ışıklar birden yandı. Bunlar da bir şaşırdılar. Tabi uzakta ama Oradan e, gelirken, vadiden e, o ışıklar görünmeye başladı yanaştıkça. Hal böyle olunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, önden gözcüler olsun. Yani çünkü onları da bir hareket yapmasına karşı öncü birlik. Bunların başında da Ömer Efendimiz radıyallahu anh tayin etti. Sen dedi bunları ta yönet. Fekir'in yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muradı şöyleydi. E, ben Mekke'ye kahren gireyim yani. E, onları basarak onlara hücum ederek gireyim. Çünkü kafirler var tabii çok gebermeye, gebertilmeye hak etmiş. Birkaç kişiye zaten eman vermedi yani. Dedi ki Kabe'nin astarına da müteallik yakalasanız yine katledin. Bir iki kaç kişi o iki kişi üç kişi bile. kafirleri gebertmek istedi. Esasında Efendimizin niyeti bu, buydu. Biraz yani artık Mekke müşriklerine acınacak halden çıkmıştı yani. Fakat Hazreti Abbas amcası radıyallahu anh acıdı Mekke halkına. Bir yumuşaklık geldi ona. Mekke eline. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem katırını aldı. Efendimizin katırını sahabe tanıdığı için o işarettir. Efendimizin ise eman var kimseye sorulmuyor. Efendimizin katırına bindi. Erak vadisi var Mekke'ye yakın. Erak vadisine geldi. Vadiye geldi. Efendim e, belki dedi Mekke'ye giden birini bulurum. Mekke'ye giden birini bulurum da e, derim ki ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, Mekke'yi fethetmeye geldi. Onun için yani siz ona karşı ayaklanında savaşın haşa der mi Hazreti Abbas hainlik eder mi haşa? Şunu haber veriyor. Siz efendim Resulullah Mekke'ye girmeden evvel Mekkeliler çıksınlar. Ondan sonra efendim sallallahu aleyhi ve sellem kahren yani cebir kullanarak e, girmeden onlar eman talebesine. Çünkü bu orduya karşı Mekke dayanamaz. Bu sefer bütün Mekke kırılır. E, onun için e, istiman etsinler. Yani emniyet talebesinler. Biz sana sığındık ya Resulallah desinler. Güven istesinler, güvence istesinler diye. Birini bulurum diye düşündü. O arada Ebu Süfyan'ın sesini işitti. değil denen birine diyor ki ya ben bu gece kadar e, ordu görmedim. Bu gece ne kadar ordu var efendim. Asker toplanmış bunlar. Nereden gelmiş? O arada e, Ebu Süfyan'la karşılaştı Hazreti Abbas. Veya e, bir adam gönderdi ona. Dedi ki haberde bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, sabahleyin Kureyş'e baskın yapmak düşünüyor. E, çok da askeri var sahabesiyle birlikte geldi. 13'ün e, onun için tedbir alalım, alın. E, bu Süfyan dedi yani anam babam sana feda olsun. Yani şey diyor. Aziz Abbas'a diyor yani e, sen bizim büyümüşsün. Nedir çare? Hile nedir? Biz ne yaparız da kurtarabiliriz canımızı? dedi vallahi seni yakalarsa mutlaka boynunu vuracak dedi. Onun için e, bir çare düşünelim. Ne yapalım? Sen şu benim katırımın arkasına bin dedi benim arkama. Efendim, bu Resulullah'ın katırıdır sallallahu aleyhi ve sellem. Bize dedi inşallah bir şey yapmazlar geçeriz. Hani efendimize sığınma talep edecek, ettirecek. Sen de arkama otur dedi. E, seni Resulullah'a götüreyim. Senin için bir eman isteyeyim çünkü onun için eman alınırsa zaten Mekke'de bir direniş olmaz. Reisleri o ya. Ee, yani Mekke'de bir savaş çıkmasın istedi. Hazreti Abbas Efendimiz. E tabi masum insanlar da olabilir. Yani onlara da şey bir savaş patladığı zaman zarar görür insanlar. Hazreti Abbas bunu istemedi. Ondan sonra Ebu Süfyan bindi arkasına. Şimdi gözcüler var tabi. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e doğru geliyor. Yolda kaç yerde... E, nöbetçiler konmuş Müslümanların sahabeden. E şimdi bir göz, nöbetçi geliyor bakıyor tabii gece. E bu Süfyan da tam tane karanlık da var. E bir Aa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in katırı. Üzerinde de amcası var. Sorun yok. Geçiyor. Öbür gözcü kontrol noktasına geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek katırı. Üzerinde amcası var. Artık arkasında gelip kimse sormuyor. O da biraz yüzünü falan kapatmıştır herhalde. Zaten gece. E, zaten Abbas'a niye sorsunlar ki arkanda kim var? E, böylece geçirdi ee, geldi Hazreti Ömer'e iş. Ömer Efendimiz'e gelince ee, dedi, ooo dedi, Ebu Süfyan adı Allah'ın düşmanı Ebu Süfyan, he? Tamam şimdi yakaladım dedi. Elhamdülillah elzeyem keremin bila uktetin ve la ahdi. hamdolsun ki seni benim elime geçirtti. Ama zimmetin de yok, güvencen de yok. Hani Müslümanlarla aranda bir barış, sol içerisinde olsaydık yine bir şey yapamazdım sana. Şu anda dedi aramızda bir suç yok. Akitler bozulmuş, ahitler bozulmuş. Tam seni kesebilirim dedi şu anda. Elhamdülillah dedi. O katırla beraber Hazreti Abbas Efendimiz katırı bastırdı kuvvetle. Resulullah e, Resulullah Efendimiz'e doğru koşturuyor yani. Ebu Süfyan da canının derdinde. Hazreti Ömer yetişecek, kesecek beni falan. Derken... eee katır sıçraya sıçraya gitti yani. Sıçraya sıçraya. Öyle gitti. işte Ebu Süfyan'ın yaşayacağı varmış. Eceli gelmemiş. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına e, girdi. Girer girmez Hazreti Ömer de hemen peşine girdi. Dehaneye atırı onu kov. Ya Resulallah bırak şu Allah'ın düşmanının e, başını vurayım dedi. Ha, Hazreti Abbas dedi ki İnni kad Ben ona eman verdim dedi. Hazreti Abbas. Benim güvencemdedir dedi. Ben Resulullah'ın amcasıyım dedi. Ben dedi güvence verdim. Yani bir mesele burada halledeceğiz. Resulullah Efendimiz'le bu Mekke'nin durumunu konuşacağız. Şimdi sen hani adamı sefir gibi elçi gibi aldım getirdim demek istedi. Ben eman verdim sen ne dokunuyorsun? Deyince Hazreti Ömer Efendimiz çok o, aşırı şekilde mücadele verdi. Mutlaka vuracağım kafasını diye. Çok mücadele verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devreye girdi. Mehlen ya Ömer. <laughs> İzheb ya Abbas ila rahlik. Dedi ki, ya Ömer sen biraz sakin ol. Ey Abbas sen de git eşyanın yanına. Bu gece biraz istirahat edelim. Ondan sonra feyda asbaha fe'tini bi. Sabah olunca Ebu Süfyan'ı al bana getir bakalım ne anlaşacağız, ne konuşacağız dedi. Şimdi bir şey yapmıyoruz dedi. Sen yerine, sen yerine gönderdi onları. Bunun üzerine sabah diyor Az Abbas Efendimiz anlatıyor bu rivayetin sahibi. Sabah aldım Ebu Süfyan'ı getirdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu görünce anladı ki teslim olmuş. Boyun eğmiş. Daha bir zarar gelmez. Şerri dokunmaz. Artık direniş yok. Bunu efendim sallallahu aleyhi ve sellem anlayınca efendim ona şimdi ne dedi? Şimdi geçmişi anladınız değil mi? Bu Ebu Süfyan kim anladınız? Hande'yi, Handek Muharebesi'nde bu kadar dünyanın gavurunu toplayıp Medine'yi 40 gün muhasara edip Uhud Muharebesi'nde 70 sahabenin şehadetine, Hazreti Hamza Efendimiz'in şehadetine vesaire vesaire. Bütün bunları efendim mülaza ettiğinizde bu adam işte Hazreti Ömer Efendimiz'in yaptığı gibi esasen e, yapılmasını hak etmiş zahiren bir konumda iken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Efendim ne yapıyor? Ee, Mülatafada bulunuyor. Bakın ne diyor ona? Onu affetti. Zaten, el İslam mevcut. Bu makam diyor. Müslüman olunca zaten geçmişini konuşamazsın. O bitti. Ta şimdi hala Şia gibi Hz. Muaviye Efendimiz'e lafı dokundurmak için babası Ebu Süfran şöyleydi, böyleydi. Cık, bu konuşulmaz. O zaman Halid İbni Velid orada. Onlar zaten Halid İbni Velid'i de takma tanımaz da. Onlar beş sahabeden başka hepsini kafir sayıyor. Haşa. E Halid İbni Velid'in de Geçmişinde parlak bir durum yok. Yani kafir Müslümanlara zarar verdi. Bunun daha birçok örnekleri var. E, sahabenin uluları oldular. Daha sonra bu zatlar. Onun e, Allah'ın affettiğini, İslam geçmişini keser atar, hadis-i şerifini göz ardı etmek bir Müslümanın işi değil. Sen o zaman başka bir şey derdin, derdin desen. Kavruların ekmeğine yağ sürmek istiyorsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ne buyurdu? ve Yazık sana. Ey Ebu Süfyan. Acıyorum sana. Ya Ebu Süfyan. Ey Ebu Süfyan. Yani e, yani demek istiyorum. Hala Müslüman olmadın. Hala imana gelmedin. Hala böyle kaldın yani. Ben acıyorum sana ya Ebu Süfyan. Helaka düşmüşsün yani. Elem yeni. Yaklaşmadı mı? Leke sana ente aleme şunu bilmen ki. la ilahe illallahü allah Teala'dan başka hiçbir ilah olmadığını e, bilmen yani putlardan onu vazgeçirme noktasını konuşuyor. Tabi bunun içinde Veni Resulullah da var. Rivayette burada görünmüyor. Ama zaten o o zaman Allah'a şirk koştuğu için ilk mesele nedir? Onu tevhide getirmek. Yani Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığını bilmenin vakti gelmedi mi sen hala? Yani akıllı adamsın. Nasıl böyle bu putlara tapıyorsun? Mealinde. Ama yani acıyorum sana efendim demesi. Yani çünkü sen Arapların dahilerinden, duhattan yani. Senin kadar akıllı adam, zeki adam, dahi adam. İslam'ın hakikati bu kadar zuhur ettikten sonra yani e, nasıl hala bu putlara tapabiliyorsun? Her şey ortada. Buyurmak istiyor. Sahip bir İslam ile Müslüman olman vakti gelmedi. Fekale Ebu Süfyan dedi ki bir ebi ente ve ümmi. Bir ebi babam feda olsun sana, ente sana. Ve ümmi. Annem de feda olsun sana. Bunlar e, Araplarda e, tabii ki artık çok u, üstün gördüğün, çok sevdiğin, çok bağlandığın birine karşı söylenecek laflar. Herkese böyle anam babam sana feda olsun diye de analarını babalarını da rastgele de feda etmezler yani. Hele ki Ebu Süfyan gibi biri. Dişli biri. Yani Anam babam sana feda olsun dedi. Fakat ya Resulallah demedi yani o anda Müslümanlığı da Müslüman olmamıştı. Fakat şahsiyetine şahsiyetine çok hayran kaldı. Şahsiyetine söyledi bunu. Evet. Ma ahlemeke Ne kadar e, hilim sahibisin. Hiç acele davranmıyorsun. Yani <laughs> Allah'ın olsa çoktan şimdi parçam kafam vücudumdan ayrılmıştı. Sen ne kadar acele davranmayan yumuşak ahlak sahibi, hilim sahibi bir insan. Ve ekrameke. Ne kadar keremli, iyi huylu bir insansın, ikram sahibisin. Yani işte otur diyorsun, benim gibi bir adama, bu kadar işler etmiş adama. Efendim de karşına alıyorsun, muhatap alıyorsun. Efendim acıyorum sana diyorsun. Yani bu. Ondan sonra ve evsaleke. Sen rahmini ne kadar vasleden birisin. Yani akrabayı ne kadar gözeten birisin. Çünkü yine Ümeyye oğullarıyla da efendim ee, Kureş kabilelerinin içinde Kureş'in dalları olduğu için hepsi Kureş'e bağlı. Kureş'in hepsi de e, yukarıda birleşiyor en nihayetinde amca oğulları. Hepsi ben öyle amam olur. Amca olabilirler. E çünkü Hazreti Ömer'le Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nesebi işte iki, üçüncü dede birleşiyor. Misal veriyorum öbürünün beşte birleşiyor. Yani hepsi veledi Adnan. Adnan'ın çocukları hepsi ve İsmail Aleyhisselam'ın zürriyeti. Yani e, artık geriye doğru giderken mutlaka Kureyş'in bütün e, dalları boyları e, geride birleşiyor. Dolayısıyla bir akrabalık olmuş oluyor. Sen akraba ilişkileri ne kadar e, vasleden efendim sıcak tutan birisin ki yani bana böyle acıyorsun. Sonra dedi ki ben de dedi Allah'tan başka bir ilah olmadığını e, olmadığını düşünmeye başladım dedi yani. Buna kanaat getirmeye başladım. Çünkü dedi Allah'tan başka ilah olsaydı bana yarardı dedi. Yani burada 360 tane puta tapıyoruz. Gece gündüz taptık ettik. E şu gün geldiğimiz duruma bak dedi. Yani ben dedi hiç başarılı olamadım yani. Bedir'de olamadım, Uhud'da olamadım. Uhud'da başarı gibi göründü ama yine bozgun uğramış gibi geri döndüler. O da ilginç. Yani biz dedi hiçbir yere gelemedik yani. Bizim bir ilahımız olsaydı böyle mi yapardı bize dedi. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki yani Artık Müslüman olman zamanı geldi. O dedi ki biraz içimde hala bir şüphe kaldı dedi. O zaman için. Nefsimde bir şey vardı. Hazreti Abbas ona dedi ki vey eslim ve en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah kablen yudrabe unukuk dedi bak kellen gidecek sen hala nelerden bahsediyorsun efendim Kalbimde biraz bir şey var. Kalbim mi kalacak kafan gittikten sonra? Onun için kafan gitmeden evvel e, Müslüman ol ve Allah'tan başka hiçbir bile olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şahitlikte bulun dedi. O da hak şehadetle şahit oldu ve Müslüman oldu. Şimdi tabii birileri kılıç zoruyla Müslüman olduğunu izhar etti, kalben Müslüman olmadığı safsatasını çok uydururlar. Ama öyle değildi. Çünkü kalbinde biraz bir şey kaldı, kalmadı değil. Ama ne zaman bir gün yine tavaftaydı, bu da sahite geçiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavaftayken Efendimiz ona yaklaştı. Yani Mekke fethininden sonraki bir tavaf tabi bu. Ee, içinden yine yani işte acaba onu öldürsem veyahut da bu yani işin başı o. Onu ortadan kaldırsak bu iş yani bozulur mu bize tekrar kan gibi bir şey geçti. Ya bu kalptir yani. Kalp fırıldak gibidir. Biliyorsunuz bir insan kalbinden ne gavur olmuyor. Kalbinden ne günahkar da olmuyor yani. Çünkü kalp bizim elimizde değildir. Şeytanın ilkaatına e, mahaldir devamlı. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o arada ona yanaştı. Şöyle kalbin üzerine elini sürdü. Dedi ki neler düşünüyorsun bakalım dedi. Neler düşünüyorsun bakalım dedi. Aman ha çok dikkatli ol. Vazgeçme alen şimdi. Hatırlıyorum hadisi. O zaman yani öyle bir şehadet getirdi ki yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in onun kalbine muttali olduğunu, onun kalbinden geçene vakıf olduğunu ki hiç o zaman öyle bir şey geçirme ihtimali de yoktu. Emaresi de yoktu yani. Tavaftaydı her şey süt liman. Niye geçirsin? Ama Mevla'nın bildirmesiyle. Kayıpları bilir sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala ona bildirdi ve böylece sonra bu Süfyan hakikaten Müslüman oldu. Yani çünkü e, e, katıldı, harbe katıldı ve harpte bir gözü şehit oldu. Gözünü verdi. Ondan sonra İslam ordusuna efendim katıldı, diğer e, halifeler döneminde, e, Ebu Bekir Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz döneminde çünkü e, yaşadı yani baksanıza 30 küsurlu senelere kadar yaşaması, uzun yaşadığını gösteriyor. E, bu dönemde hep Müslümanların yanında, sahabe-i kiramın arasında bulundu. Artık e, onun hakkında konuşmak, Allah muhafaza etsin e, ee, sahabe-i kiram hakkında konuşmak demektir. Çünkü sahabe-i kiramdır kendisi. O sonra Hint hakkında çok konuşurlar. Hanım hakkında, Hz. Muaviye Efendimiz'e. annesi hakkında konuşamazsın. Çünkü ati i kerimeyle sabittir. Febâyûh <laughs> ee, Allah. kadınlar sana biata geldiler. Mekke fethi için söylüyor. İşte sen biat şartlarını açıkla. Ondan sonra onların biatını kabul et. Kadınların sözcüsü Hz. Hint'ti. İşte kaç kadınsa yetmiş mi yüz mü? Kadınların yani müşrike kadınların İslam biatını e, kabullenmeleri herhalde Safa Tepesi'nde efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlarla biat Safa Tepesi'nin üzerine oturdu. Onlar aşağıda duruyorlardı. O biatte sözcüleri sözcüleri hintti. Ve bu Kerime ile e, onların söz onlarla sözleşme yap, biatlarını, imanlarını, akitlerini kabul et. Bir de günahları için yani geçmişlerinin affı için kefaret için onların affını iste benden. Allah Teala munafıklar için ne buyuruyor? Estağfirullah, müstağfirle 70 marte. Felen يَغْفِرَ اللّٰهُ عَلَيْهُمْ 70 kere af istesen asla af etmem bu münafıklar. Çünkü onlar Müslüman olmadı. içlerinde kafirliği gizlediler. Peki bunlar için ne buyuruyor? İstiğfar et. İstiğfar et ne demek? Müslüman oldular. Müslüman olmayanın günahlarının affı için istiğfar edilir mi? İbrahim Aleyhisselam babası için istiğfarını yasak etti. Babasına istiğfar edemez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcasına istiğfar edemedi. Ebu Talip için. Ama burada istiğfar et onlar için diyor. Allahu gıfurrayım, Allah affedicidir diyor. Peşin kararını vermiş, affediyorum diyor zaten. Zaten İslam geçeni keser, at atar. Onun için el İslam yecuk makablehu buyuruluyor. Şimdi ayetle sabit bir atı kabul edilmiş. Ayetle sabit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun günahları için istiğfar ettirilmiş. Ettirilmiş. Ve böylece af olduğu kesinleşmiş. Kesinleşmiş. Ayetle kesinleşmiş. Ta Hint hakkında, bu Süfer hakkında falan konuştuğun zaman bu kesinlikle Allah'ın ayetini inkardır verettir. Yani sanki şu demektir. Allah bunları nasıl affediyor? Ya sen Allah bunları nasıl affediyor diyemezsin ki Allah can. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem affetmesi, safh merhamet etmesi kime bağlı? Hep Allah'ın emrine, müsaadesine bağlı. Mevla izin vermeden Resulullah affedemez ki. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için dersin başında nereden girdik? Benim acımam Allah'ın merhametinin bir eseridir. Allah'tan çok acıyan yok. Celle şanu ve celle celaluhu. Ve böylece esas mesele yine e, mühim olan e, bir mesele var burada. i̇bn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Tarih-ı Kazvin'de geçiyor. Bizde de var bu kitap. İmam Kazvin'e Hazretlerine aittir. Bu tarihul ül Kazvin'de senediyle geçiyor. Ali İbni Ahmet İbni Salih'den alıyor. O işte şundan haddesene 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 e, Malik İbni Mughul o Şabi'den, Şabi tabiindendir. Radıyallahu teala o da İbni Abbas'tan. Allah teala anhum ecmai. Bütün ravileriyle, senediyle, isnadıyla sabit. Bakın. Ebu Süfyan'ın bir iyiliği var. O iyilik sebebiyle İslam nasip oluyor. Bu da ne zaman oluyor? Ee, Mekke dönemi Ebu Cehil'in e, yönettiği Mekke'de Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin kerimesi Fatıma annemizi radıyallahu teala Ebu Cehil Allah bir gün tokatlıyor. Ya Resulullah kızına ya kadına el kalkar mı? Kızı kıza el kalkar mı? Ya? Ebu Cehil böyle şerefsiz adam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hani bırak peygamberin kızı meselesi. Ya kadına vuruyor yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kızına tokat atıyor. Fatıma annemiz de radıyallahu anh'a geliyor işte ağlamaklı veya ağlar halde babasına şikayet ediyor. Diyor ki babacığım diyor bak Ebu Cehil bana beni ne hale getirdi diyor. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona diyor ki git Ebu Süfyan'a durumu haber ver diyor. Git Ebu Süfyan'a durumu haber ver. Yani Ebu Süfyan da böyle demek mertliği şeyliği de var. Yani Ebu Cehil'e de hareket çekebilen bir yani Ebu Cehil'den sonra Mekke lideri oldu derken o zaman gençti küçüktü falan demek değil. O dönemde de güçlüydü. Ama sıra meselesi yani Ebu Cehil'den sonra Liderliği ele aldı. Yoksa Ebu Cehil döneminde de bak bu onu anlatıyor. Git Ebu Süfyan'a. Geldi Fatıma annemize Ebu Süfyan'a durumu haber verdi. Dedi ki babam beni sana gönderdi. E dedi ki Ebu Cehil bana böyle böyle yaptı diye git onu anlat. yani Öyle mi dedi? Tamam dedi. Hadi bakalım dedi. Elinden tuttu diyor. Fatıma annemiz demek küçük kız. Tuttu elinden diyor Ebu Süfyan. Götürdü onu Ebu Cehil'in kapısına getirdi. Cesaret ister. Ebu Süfyan da işte bak. Ebu Cehil'i lanevullah kapısına getirdi. Dedi ki ona İltımihi kemal atameki. O sana nasıl tokat attıysa aynı tokatı ona atacaksın dedi. Ve Fatıha annemiz Ebu Cehil'in suratına bir tokat aşk etti. Bunun üzerine Ebu Cehil çıt yok. Çünkü tabi cahiliyet döneminde de bazı kurallar var. Küçük kıza vuruyorsun, kadına vuruyorsun, bilmem ne bilmem ne. Bunlar şerefsizliktir. Yani cahiliyet döneminde de bazı kurallar var. Onun için herhalde o kuralları da ihlal etti tabii Ebu Cehil. Ebu Süfyan dedi ki sen o zaman, yani bir Mekkan'a yasası var yani. <laughs> sen de hepten e, e, hukuksuzluk yapıyorsun hesabına. Ona onu ödettirdi yani. Bunun üzerine e, Fatıma annemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi. E, dedi, baba böyle böyle oldu dedi. Efendimiz yanlarında yok, sen git dedi kendin yeterdi o. Ondan sonra geldi dedi Ebu Süfyan beni götürdü dedi. Ebu Ceyli kapısını aç çaldı kapıyı dur dedi. Vur ona bakayım bir tokat dedi. dedi. Bir vurdum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırdı. Allah'ım la bir Ebu Süfyan. Kurban olduğum Allah'ım Ebu Süfyan'ın bu iyiliğini onun için e, unutma. Bu iyiliğine bir karşılık ver buyurdu. Hazreti Abbas diyor ki radıyallahu teala e, İbni Abbas diyor ki ben diyor şüphe etmiyorum ki Hazreti Abbas değil Abbas'ın oğlu İbn Abbas diyor ki ben şüphe etmiyorum ki maşekektu inkâne islamu illa kâne li davetin nebi sallallahu aleyhi Bu adam Müslüman olduysa ki ben Mekke işte fethi olmadan da onu gittim aldım getirdim. Çünkü o gün bugün diyorum ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki dua etti. Duası yere düşmez. Ebu Süfyan'ın bu iyiliğini Allah'ım unutma. Yani Allah unutmaz haşa onu demek istemiyor. Bu iyiliğini karşılıksız bırakma demek istiyor. Bu dua yere düşmez. Bu mutlaka çıkacak yani. İşte sonunda Müslüman oldu. Bu duanın bereketiyle Fatıma annemizin Ebu Ceyli karşısında aziz etmesi vesilesiyle tabii ki yani bir iyilik yapmak da gerekiyor. İnsan şirk döneminde, cahiliyet döneminde de olsa bir iyiliği, bir fazileti, bir meziyeti, bir ikramı, bir sılayı rahmi neyse bir bir şeysi olacak ki Allah da ona İslam'ı nasip etsin değil mi? Ebu Cehil gibi yani tamamen cebbar, gaddar. Yani adamın cahiliyet döneminde de kural tanımaz var. Hiçbir ahlakı yok yani. Sılayım. He dolayısıyla Allah ona İslam'ı nasip eder mi? Yine bu insanların bir iyilikleri var ki bir mertlikleri veya bir şeyleri. E, Allah Teala neticede İslam'ı kendisine nasip etti. Ama burada efendim eee Anlatacağımız, e, anlayacağımız nokta şudur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evet, merhametinde zirve noktasını işte bu rivayette bitirdi. Yani o hendek muharebesine sebebiyet veren, o kadar Yahudileri üstüne toplayıp getiren, o efendim Medine az daha gitti gidiyordu, muhasaralar yaptıran, Uhud'da bu kadar efendim şehitler verdiren Hz. Hamza'nın işte 70 parça olmasına sebebiyet veren 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 veren. Bütün bunlardan sonra bir insan yanına geldiğinde acıyorum sana iman etsene kurtarsana diye ona hala nasihat edip merhamet eden bir peygamber ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bu bahsi bitirirken Şifa Şerif sahibi Kazı Yaz Hazretleri şu cümleyle bitiriyor. Ve kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kainatın efendisi idi eb'aden nasi insanların en uzağıydı. Ne bakımdan? Gazaben kızmak bakımından. Yani herkesi kızdırırsın onu kızdıramazsın. Mesela neler yaparsan yap. Diyelim ki 100 kişi var. En güzel huylu, en güzel ahlaklı, en kerem sahibi, en falan 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 falan. Bu enlerin hepsini toplasan bir noktaya gelir artık dayanamaz. Biri şurada patlar, biri biraz ileride patlar. Ama herkes bir noktada gazap eder. Bir kızar yani. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kızmaz değil. Ama Allah için kızar. Nefsi için kızmaz. Ama o kızmada ne olur? Herkesten geç olur. En geç o kızarsa kızar. En geç. Efendim. Ve esra Ama onu memnun etmek istiyorsan da sana kızdı. Sen yaptın bir yanlışlık. İslam'a hainlik. E, razı edeceğin zamanda da en çabuk razı olan. Şekab-ı Bülhüzeyl Hazretleri'nin de e, idamına, katline fe, e, emrettikten sonra Kalktı geldi bir şiir okudu. İşte Kaside-i Bürde'nin bir şeyi de olur esas. Efendim Kabe el i Kaside'sini. Kaside okurken Efendim sallallahu aleyhi ve hakkındaki vasıflarını, sıfatlarını, keremini, cömertliğini, güzel huyunu anlatırken hemen Efendim sallallahu aleyhi ve memnun oldu. Hatta kalktı hırkasını çıkarttı ona giydirdi ya. Yani idam edilmeyi hak etmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve ne kadar hicvediyordu. Onun için razı etmek istersen de en çabuk onu razı edersin. En geç onu kızdırırsın. En evvel onu memnun edersin. Böyle bir huy insanlar arasında kimseye nasip değil. Çünkü o Allah'ın ahlakıyla mütekallikti. Allah'ımızın da ahlakı böylecedir. 40 senelik, 90 senelik yavru bir kelime-i şehadet laf etmiyor mu? 100 sene putlara, 500 sene putlara tapanı bir iman ile Rabbim geçmişini silmiyor mu? Onun için Allah'ın rahmeti gazabını geçmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de durumu böylecedir. Hadis-i şerifte onun için ne buyuruyor? El mü'minü batiyul gazabı rıza. Mü'min e, gazabı geç, rızası çabuk olandır. Gazabı, e, mü'minin gazabı geç olur. Yani kızması geç olur, memnun olması çabuk olur. Bu huy varsa siz de mü'minsiniz. Bu huy yoksa siz de kamil mü'min değilsiniz. Kavur olmazsınız ama düzgün de Müslüman olamazsınız. Çünkü ahlaksızlık yani, hemen kızmak, hemen kızıyor adama, ondan sonra adam neler ediyor, neler ediyor, adamdan memnun olmuyor. Bu ahlaklı bir Müslümanın vasfı değildir, bu ahlaksız bir Müslümandır. Hemen niye kızdın şimdi anlamadan, dinlemeden? Hemen kızıyorsun, ondan sonra adam canı çıkıyor özür dileme, kabul etmiyorsun. Bu ahlaksızlıktır. Mümin ahlakı nedir? Mümin ahlakı çok geç kızar, kızana kadar canı çıkar. Sonra adam gelip bir özür diler bir şey var. Hemen memnun olacak. Konuyu kapatmak icap eder. Evet tabi bu Allah'ın haklarıyla ilgili konuşmuyoruz. Çünkü Allah'ın haklarıyla ilgili efendim efendim sallallahu aleyhi ve sellem de tabi gazap eder. Haramlar işlendiği zaman had cezası uygular. Ama orada da yine dengelidir. Adam içki içmiş diye sopa vurulurken veya zina etmiş kadına e, taş atılırken yine sallallahu aleyhi ve sellem onlara lanet okuyan, beddia okuyanları nasıl engellemiş? Ne lanet okusun ya. Bu kadın bir tevbe etti Medine eline yeter. Kendi kendini teşhir etti. Biz ona gizle dedik kapat dedik. Yok ben Allah'ın huzuruna temiz çıkayım. Temizle beni ya Resulallah dedi. Sen nasıl lanet okuyorsun dedi. Öbür sahabeye. Efendim içkiden gelmiş e, sopa yiyen hat cezası sarhoş yakalamış. O birisi lanet oku Ne dedi? Ya Allah Resulü'nü seviyor bu zat dedi sahabeden bir zat için. Allah Resulü'nü seviyorsan bunu nasıl lanet okursun? Yani Allah'ın haklarında had cezalarını tatbik eder. Bu ayrı bir şey. Bu devletin düzeni bakımından, haramların ve yasakların engellenmesi bakımından, caydırıcılık bakımından tayin edilmiş hadlerdir. Bunda bir sorun yok. Ama kendi nefsi için yani işte kendini hicvetti, hakaret etti, işte şöyle etti, böyle etti, malını gasp etti, canına ziyan etti. Veyahut öldürmeye geldi bak. Öldürmeye geldiler kaç kere. Hep öldürecek adamları da affetti. Bu ayrı bir şey. Nefsi için olan hakları bağışlardı ve bu hususta İnsanların efendim kızmak bakımından en uzağı memnun olup özrü kabul etmek bakımından en evveli en süratlisi Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem idi. Allah Teala cümlemizi onun ahlakıyla mütehallik eylesin. O İslam'ın o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlakından hissedar eylesin ve bu güzel ahlak ile insanların hidayet bulmasına vesile eylesin. Amin.